Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu ekranda gördüğünüz, elimde tuttuğum kaktüsü çok beğendim ve onu alacağım. Evet arkadaşlar, anladığınız gibi bir çiçekçideyim. Çiçekçiye gelen kaktüsleri, sukulentleri ve yeni tür menekşeleri ve farklı farklı çiçekleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, kaktüsler ve sukulentlerle başlayalım. Şu anda gezdiğim yer bir çiçekçi, bir sera değil. Ama seraya benzer bir çiçekçi arkadaşlar ve çekim yaparken de bize sağ olsun izin verdiler. Ekranda gördüğünüz sukulentler ve kaktüsler 10 TL'ye satılıyor ve farklı farklı sukulentler ve farklı farklı kaktüsler. Bu ekranda gördüğünüz kaktüsler ise biraz daha büyükler ve 40 TL'ye satılıyorlar. Çok hoş, çok güzel görünüyorlar. Evet, bunlar orta boy kaktüsler. Bunlar da 15 TL'ye satılıyorlar. Burada da çok güzel sukulentler var. Biraz yavaş geçmeye çalışıyorum. Evet, içerideyim, iç kısımdayım. Buradakiler de 15 TL'ye satılıyor. Arkadaşlar, özellikle bu kısmı size göstermek istedim. Özel tür menekşeler. Bunlar 10 TL'ye satılıyor. Çok harikalar, çok güzeller. Bakın, görebiliyorsanız katmerli katmerli ama çok büyük çiçeğini açmış. Yalova'dan getirdiklerini söylediler ve ithalmiş bunlar arkadaşlar, hani yurt dışından geliyormuş. Yalova'dan özellikle kendileri gelip alıyorlarmış. Dışarıya satış yapmıyorlarmış arkadaşlar. Özellikle sizler için sordum. Katmerli, iç içe dolanmış katmerli ve büyük büyük çiçekleri var. Çok harika. Ben şu anda bundan almadım ama haftaya almayı düşünüyorum. Aklımda kaldı. Özellikle şu ekranda gördüğünüzü. Bugün başka bir çiçek aldım. Kaktüs aldım. Hepsi harika görünüyorlar. Yaprak boyutu normal menekşe yaprağı kadar. Uzunluğu da normal menekşe yaprağı uzunluğunda. Ama çiçekleri katmerli katmerli koca koca çiçekler açmış ve çok harika, çok güzel görünüyorlar. Özellikle Yalova yurt dışından ithal olarak gelen çiçekler, çiçeklerin çoğu Yalova'ya geliyormuş arkadaşlar. Eğer oradan iletişime geçebiliyorsanız oradan alabilirsiniz. Evet, şu anda içerideki diğer çiçekleri çekiyorum. Guzmanyalar 80 TL'ye satılıyor yanılmıyorsam. Bunlar da dikkatimi çekti. Çok güzeller. Pembe guzmanya. Bu tarafta da kırmızı guzmanya var. Kırmızıları. Evet, bunlar da Japonya'da şans çiçeğiymiş. Az sonra bunun daha küçüklerini size göstereceğim. Bunlar çiçek açmıyormuş. Sadece yeşil yapraklı ama yuvarlak yuvarlak büyüyormuş. Evet, ben şimdi dışarıya çıktım. Şu anda yağmur yağdığı için bazı çiçekler çok suyu sevmiyorlar. Üzerleri örtülü. İrisineği görüyorsunuz. Aslında bu suyu seviyor. Güneşi de seviyor. Bunun üstü de biraz kapalı. Üstünü açıyoruz. İrisineler 15 TL'ye satılıyorlar. Evet, kalanşolar. Kalanşolar da çok harikaydı. Onlar da 15 TL'ye satılıyordu. Maalesef gönderim yapmıyorlar arkadaşlar. Ben özellikle sordum. Evet, gülleri görüyorsunuz. Güller 25 TL'ye, katmerli güller, bodur güller. Güneşi seviyorlar, suyu seviyorlar. Aydınlık bir yere bırakmanız gerekiyor, koymanız gerekiyor. Sıklemenleri görüyorum. Evet, büyük boy sıklemenler 25 TL'ye. Yine bu senenin bahçe çiçeklerinden Pirmula, çuha çiçeği ya da dam menekşesini görüyorsunuz. Bahçede çok güzel yetişebiliyorlar. Suyunu ihmal etmezseniz, çok fazla da güneş görmezse Mart'a kadar çiçekli kalabiliyorlar. Evet. Hercai menekşelerini görüyorsunuz. 1,5 TL'ye genellikle ya da 2 TL'ye satılabiliyor. Şu anda ekranda gördüklerinizi 1,5 TL'ye satılıyorlar. Evet, yine pirmulalar. Ben geçen haftalarda buradan almıştım ve bahçeye diktim. Bu gördüğünüz hep dolu dolu çiçek açıyorlar. Ondan sonra onlar dökülüyor. İçinden tekrar dolu dolu pirmula çiçekleri açıyor. Tekrar kalanşoları görüyorsunuz. Evet, içeride gördüğünüz Japon şans çiçeğinin bir tık küçüğünü görüyorsunuz. Tespih çiçeğini görüyorsunuz şu anda. Yine sıklemenleri görüyorsunuz. Kışın rahatlıkla bulabileceğiniz çiçekler. Evet, açelyaları görüyorsunuz. Çok güzel. Renk renk. Pembe, fuşya, daha açık pembeler, dolu dolu açelyaları görüyorsunuz. Açelyaların çok çok büyüğüne azalya deniyormuş arkadaşlar.
biraz daha ilerlemeye çalışıyorum. Evet, sarkım gördüğüm bir çiçek. Çok küçük küçük çiçekler açıyormuş. Ama özellikle yeşilliği ve saksıyı top gibi doldurmasıyla dikkat çekiyor. Evet, artık ödevimi yapıp buradan ayrılıp eve gidiyorum. Evet arkadaşlar, artık evdeyim. Gördüğünüz gibi bu kaktüsü aldım 10 TL'ye. Çok mutlu oldum. Aydınlık bir yere koyacağım. Çok su vermeyeceğim. İlk bir hafta kaktüsümün saksısını değiştirmeyeceğim. Evimin ortamına alışsın diye. Diğer kaktüslerimi de görüyorsunuz. Bir kısım kaktüslerimi buraya çıkarttım. Bir kısmı dış mekandalar, bir kısmı da pencerenin önündeler şurada. Koylarımı da görüyorsunuz arkadaşlar. Çok büyüdü maşallah. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.